anne, sakin ol, tamam geliyorum. Doğru değil anne. Sünnet için verilen iftar yemeğinde ufak ufak sosisler ikram etmen doğru değil. Melek, bu taktığın aksesuarların sünnet için uygun olduğuna emin misin? Yani sakın sünnetçinin dikkatini falan dağıtmasın. Onun aklında tek şey var. Siz gelmek istemediğinizden emin misiniz? Evet. Hadi Tolga, hadi. Hadi. Dolabımdan kravat beğeniyor. İlk işimde ciddi görünmek istiyorum. Kocaman bir servis tabağında yanında garnitürlerle yatmazsa bizimkiler onu fark etmez bile. Melek, çok etkilendim. Tolga'yı boş boş oturmaktan kurtarıp böyle bir işe teşvik etmen mükemmel oldu. Ben bu işte çok iyiyim, çok. Yani yıllardır bu işi çok iyi yapıyorum. Allah Allah. Ben bunun yaptığın ilk dadılık iş olduğunu sanıyordum. Ömer Bey, ne dadılığı? Ben insan sarraflığından bahsediyorum. Yani sezgilerim muhteşem değil mi? Evet, muhteşem. Bir erkeği ne zaman hafifçe itelemem gerektiğini çok iyi bilirim ben. Çok iyi biliyorsun. Öyleyse kitabını yayıncıya göndermekte de haklıydım. Kovuldun. Melek, kitabı kimsenin okumasını istemediğimi çok iyi biliyordun. İyi o zaman niye benim okumama izin verdin? Ben sadece senin düşünceleri... Senin okumana kim izin verdi ki? Tamam Ömer Bey, tamam. Sakin ol. Bak yine Uran seyirmeye başladı. Ömer Bey, sen çok yeteneklisin. Bu yeteneklerin boşa gitmemeli. Bak bana. Yeteneklerimi değerlendirmeseydim bir villam, bir limuzinim ve bir uşağım olur muydu? Melek, bütün bunlar senin değil ki. Bu yarım bardağı boş mu, dolu mu görüyorsun, ona bakar. Ben dolu görüyorum. Kime ne? Uzun lafın kısası, sen mükemmel bir yazarsın, kitabın da mükemmel. Sanırım bir yayıncıya göndermekten hiçbir şey çıkmaz. Ha bir, ha 12. Fark etmez. Önemli olan Tolga konusunda haklıyım. Senin konuda da haklıyım. Hadi Tolga, geç kalıyoruz.